karın boşluğunda bir takım ağrılar oluşmaya başladı. Bu sürekli sıcak tutma ihtiyacı doğdu. Sürekli elimle ovuşturma ihtiyacı doğdu. Ve bu da tuvalet sorununu getirdi. Tuvalet sorunu da affedersiniz orada bir ishalmişim sanki de ama onun sancısını çekiyormuşum gibi. Fakat hiçbir şey çıkaramıyorum. Bu uzun süre devam etti. Yaklaşık 5 ay kadar devam etti. Bu 5 aylık süre içerisinde sıkıntılarım artarak devam ettiği için danışayım sağa sola diye düşündüm. Bu arada sanki kilo veriyormuşum gibi geldi ve yaklaşık 2 ay içerisinde 17 kilo verdim. Ama performansımdan hiçbir şey kaybetmiyorum. Gayet de sağlıklı ve iyi görünüyorum. Ve çok da hoşuma gidiyor tabii kilo vermek bu arada. Ama kızım sağlık okulunda okuyor. Bu arada yeğenim de Şahika da sağlıkçı olunca onlara da danışma ihtiyacı hissettim. Nedir bu benim çektiğim ızdırap diye. Şahika hemen bir kolonoskopi yapılması gerektiğini söyledi bana. Ve gittim. Ama inanın kolonoskopinin ne olduğunu bilmiyordum o zamana kadar. Bilseydim belki de gitmezdim yani. Sonuç itibariyle kolonoskopiyi oldum. Hemen 15 dakika sonra falan raporumu verdiler elime. Raporu okudum. Kolon CA yazıyor dedi. Ve acil olarak beni genel cerrahi bölümüne sevk ettiler. Orada da tabii öncelikle CA'nın ne olduğunu az çok tahmin ediyor idim ama tam da konduramadım açıkçası. Hekime okuttum. Hekim işte böyle zorlanarak falan söyledi bana.